Sakınca Burç'tan merhabalar arkadaşlar. Reşon The Way kanalında yeni videomuzda Mersin'in Efes'i diye nitelendirilen Uzunca Burç'a geldik. Burası oldukça mütevazı bir yer çünkü çok bilinmiyor. Çok da üzerine düşünmemiş, öyle söyleyeyim. Çok yatırım yapılmamış. Yolları falan bayağı kötü. Silifke'den yaklaşık 30 km uzaklıkta. Dağ yollarından buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Bayağı bir tek gidişli, tek dönüşlü dağ yollarından bahsediyorum. Ama önü parlak çünkü yavaş yavaş Mersin Üniversitesi ve Bakanlık buraya artık kazı çalışmalarına ve düzenlemelere başladı. Biz de yavaştan bir tanıtalım dedik ve buraya geldik. Burası gerçekten çok güzel bir yer çünkü çok değişik yapılar var. Biraz Efes'i andırıyor. Arkamda gördüğünüz zaten sütunlarla başlıyorsunuz. Zaten ben tek tek işte buradaki Helenistik Kule'yi, ondan sonra Roma yolunu, Antik Tiyatro'yu da anlatacağım size. Bu video biraz tarih dolu olacak. Benimle kalmaya devam edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Arkamda gördüğünüz kule 23 metre uzunluğunda. Zamanında Terkeryes tarafından yapılmış bu kule. Yaklaşık 2000 yaşında. Tehlike anlarında halkın sığındığı, yöneticilerin de odalarının olduğu bir yermiş. Hazineler falan da burada saklanıyormuş. Aslında bir nevi kalenin savunma yeri gibi bir şey. Şu anda içi gerçekten çok kötü durumda. Az önce de zaten çektim. Onları görürsünüz birazdan. Bu bölgede hepsi dağınık vaziyette ama en uzun, en heybetli duran kale burası. Daha doğrusu yapı burası. Şimdi diğerlerine doğru yola çıkıyoruz. Bakın bu kadar eski bir alan ne halde arkadaşlar? İnanabiliyor musunuz? Yani çöplük, her yer çöplük. 2000 yıllık şu anda bir kulenin içindeyiz. Şöyle arka tavanı da göstereyim. Bakımsız, sigara hizmetleri, içki şişeleri, her şey burada arkadaşlar. Gerçekten hani artık aklım almıyor ya. Ne zaman öğreneceğiz tarihe sahip çıkmayı? Şimdi alandaki ilk yapı hemen karşımda gördüğünüz sütunlar. Bunlar 7 metre yüksekliğindeki sütunlardan. Hemen başlıklarına biraz aslında yakınını çekmeyi isterdim ama bu mesafeden pek göremeyeceksiniz. Bunlar daha çok birbirini kesen iki dik sütunun birleşmesiyle oluşturulmuş yerler. Yaklaşık 395 milattan sonra 395, yani 1800-1700 yıllık sütunlardan bahsediyoruz arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz dimdik ayaktalar. Böyle Roma'nın girişindeki yerlere de benziyorlar zaten. Tabi depremde zarar görmüşler. Burası da birkaç depremde atlatmış arkadaşlar. Onun dışında kemerli girişler var. Şimdi Mersin gerçekten oldukça tarihi birikime sahip olan bir şehir. Böyle birçok antik kent de var. Zaten Mersin Silifke yolu arasında bütün Klikya İmparatorluğu'na ait mekanları tek tek görebiliyorsunuz. En basiti işte Ayaş tarafındaki El Özal Sebaste tarafındaki amfitiyatro efsane mesela. Onun işte Kız Kalesi, su salonundan biraz önce bulunan benzer kemerler, su kemerleri, kanallar, köprüler. Bunlar artık o kadar harabe haldeler ki yani köylüler zamanında bunların hepsini almış kırmış. Bakın şu görünüş şekilde taşları. Bunları ellerinde değirmen ya da işte ne bileyim duvar olarak kullanmışlar. Burası da ondan büyük zarar gören yerlerinden bir tanesi. Zaten hemen Uzunca Burç beldesini gezdiğiniz zaman, evlere baktığınız zaman birçok evde bu taşları görebiliyorsunuz maalesef. Ya biraz ihanet var aslında tarihe. Bakalım. İnşallah aklımız başımıza gelir ve tarihimize sahip çıkmayı öğrenebiliriz. Buranın en güzel kısmına geldik. Zaten tören kapısını geçtikten sonra bir 50 metre ileride göreceksiniz bu devasa mekanı. Burası Zeus Tapınağı arkadaşlar. 32 tane bu şekildeki Roma sütununun dik bir yapıyı oluşturduğu yerdeyiz. Burası bu alandaki en önemli yer. Çünkü zaten en iyi korunmuş olan eserlerden bir tanesi. Diğeri de zaten Helenistik Kule'ydi. Bu arada bakın burada çok ilginçtir. Her yerde Hindiler geziyor. Bunlar bayağı bir tarih meraklısı Hindiler sanırım. Neyse devam edelim. Burası işte Zeus Tapınağı bir süre sonra kilise olarak kullanılmaya başlıyor ve etrafı tamamen duvar ve kapılarla çevriliyor. Tabii onlar zamanla yıkılmışlar. Yani fotoğrafçılar için de aslında en çok merak edilen ve çekilen nokta da burası. Şimdi biraz yakından görelim. Şimdi antik kentte birçok lahit de var. Zaten onları görüyorsunuz.
Bakalım içinde kimse var mı? Selam. İçi bomboş tabii ki. İşte bu bilmeyenler için söylerim. Ölen aristokrat ya da halktan birilerinin yatırıldığı aslında mezar. Mezarlar diyelim. Sonra bunları işte nekropol alanlarının içine koyuyorlar. Çevrede bunlardan çok göreceksiniz. Daha çok taşlar zaten var. Bütün o eserler çeşitli müzelere taşınmış. Mersin'deki arkeoloji müzesine, Silifke'deki müzeye taşınmış. Şimdi sıradaki mekan arkamda gördüğünüz Tiçe Tapınağı arkadaşlar. Burası Sütunlu Yoldan geldikten sonra, az önce çektiğim Sütunlu Yoldan geldikten sonra karşınıza çıkan beşli sütun. Aslında burada 6 tane varmış. Biri yıkılmış. Şu anda zaten görüyorsunuz, bakın şu köşede 6.'sı varmış. Yukarıda kartan desenleri de var. İlginç bir yapı. Yaklaşık 10 metre yüksekliğinde. Ama buradaki bir diğer asıl yerde şu karşıda gördüğünüz Naos, yani kutsal oda. Burada işte törenlerin yapıldığı kutsal oda da şu karşı gördüğünüz yıkıntı yer. Etrafı tamamen işte böyle ağaçlı bir yer. Yine dediğim gibi uzunca burçtaki en önemli 5-6 eserden bir tanesi de bu gördüğünüz yer. Bu gördüğünüz şeyi de çok ilginçtir, şöyle söyleyeyim. Birçok Avrupa şehrinde özel olarak şehirde durduk yere böyle bir şey karşınıza çıkar ve bunu o kadar güzel korurlar ki. Böyle dersiniz ki vay bak adamlar bunu bile koruyor, ama bizimki böyle işte yolun ortasında bir yerde yani. Hem de internete koyuyorlar. Allah'ım evim. Benim kız Bursa'da görüyor. Anne internete ne yapıyorsun diyor. İyi bilin haberi diyor. Hemen olsun, bir şey olmaz. Şimdi arkamda gördüğünüz kapı şehrin giriş kapısı aslında. Buraya şimdi geldik ama buradan da giriş yapılabiliyor. 10.78 metre yüksekliğinde devasa bir kapı. Bakın yani burada en iyi duran yapılardan bir tanesi de burası. Üzerinde birçok işlemeler var, yazıtlar var. Tabii Roma alfabesiyle bir şeyler yazılıyor ama ben çok tabii ki bilmiyoruz doğal olarak. İsterseniz buradan da başlayabilirsiniz. Şimdi biraz da burayı anlatalım aslında. Uzunca Burç, burası aslında bir ibadet merkezi. Asıl yer Olba, antik kenti. Buraya yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta. 7 dakikalık bir sürüş yolu var. Orada hiçbir şey kalmamış, oraya gitmeyeceğiz. Yani ayakta duran bütün yapılar bu Uzunca Burç tarafında. Zaten birkaç yerde anlattık. Olba Antik Kenti'ne de işte belki bir sonraki gelişimize gideriz daha geniş bir zamanda, ama dediklerine göre orada çok da bir şey yokmuş. Biz de buradan Silifke'ye doğru devam edeceğiz. Bakın işte bahsettiğim buydu arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz civardaki bütün köylülerin yaşadığı evler buradan alınan taşlarla yapılmış. Ve bunu Mersin'de birçok yerde görebiliyorsunuz. Hatta Türkiye'nin birçok yerinde aslında görebilirsiniz, ama Uzunca Burç'un civarındaki karşıda gördüğünüz bütün evlerdeki durum aynı. Maalesef aynı. Şimdi biliyorsunuz ki her antik kentin bir de nekropol alanı vardır. Nekropol de bilmeyenler için söyleyelim, toplu mezarlıklar, yani mezarlık alanları aslında. Genellikle kayaların iç taraflarında gömülü olan böyle küçük mağaraları andıran yerlerdir. İçeride işte ölen insanların eşyalarıyla birlikte gömüldüğü, bazen ailece gömüldüğü yerlerdir. İşte bunu Adıyaman'da videomda Perir Antik Kenti'nde anlatmıştım. İşte şu şekilde yine şaşırtmadı, inanılmaz bakımsız. Böyle bu tepe boyunca bakın arka taraflara doğru onlarca nekropol var, yani mezarlık var. İçeride işte gördüğünüz gibi bakın burası bir aile mezarlığı mesela. Birçok insanın farklı işte mezarları burada oluyor. Eğer dolduğu zaman da alttaki mezarda ölenin kemikleri çıkartılıp üzerine diğer ölen insan konuluyor. İşte bunlar da böyle alanlar. Burada da bol bol nekropol görebilirsiniz bu Uzunca Burç antik kentine geldiğiniz zaman. Uzunca Burç'a geldiğiniz zaman önce şunu belirteyim, hepsi aynı yerde değil arkadaşlar. Bütün eserler farklı farklı yerlerde. İlk Helenistik Kule'yi göreceksiniz, o yolun sağ tarafında. Az önce müze kartla girdiğimiz ya da ücret ödeyerek girdiğimiz yerde işte 3-4 tane eserin bulunduğu Zeus Tapınağı, Şans Tapınağı gibi yerlerde karşı tarafta. Antik tiyatro da işte hemen onun karşısında burada bulunuyor. Şimdi bu bölgedeki son önemli yer olan antik tiyatroya geldik. Burası milattan sonra 1160'lı yıllarda Marcus Aurelius ve Lucius Verus tarafından yapılmış. Zaten bu arazideki ilk çukur yere inşa edilerek arazinin eğiminden yararlanılmış. Yaklaşık yani gördüğünüz gibi birkaç bin kişilik bir tiyatro. Öyle çok büyük bir yer değil. Yani benzerleri Aspandos ya da denizdeki Hierapolis'teki kadar devasa bir şey beklemeyin, ama burası zaten küçük bir antik kent olduğu için zamanında da küçük bir nüfus yaşıyormuş ve onlara da hitap edecek kadar güzel bir yer, öyle söyleyeyim, ama dediğim gibi gerçekten çok kötü halde. Hani bunu sürekli söyledim burada geçerken, ama hep otlar çıkmış, yani koruma yerleri bile ip çekilmiş, yani şuradan şöyle gitmeyin diye. Yani bu ülkenin kaderi ne olacak, ben çok merak ediyorum. İtalya'da bunlardan çok daha küçük yerlere milyonlarca turist geliyor. Yani umarım inşallah güzel bir şeyler yapılır.
Ben burada noktalayacağım. Birçok bu bölgedeki antik kentleri anlatmaya devam edeceğim. Çünkü Mersin gerçekten çok geri planda kalmış bir yer. Benimle kalmaya devam edin. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Uzunca Burç'tan selamlar.